Ah. Nerede o eski bayramlar? Değil mi? Ya ulan nerede olacak amına koyayım? Bayramlar aynı yerde duruyor. Aynı yerde durmayan sensin. Sıkıntı sende. Ah. Nerede o eski bayramlar? Değil mi? Ya ulan nerede olacak amına koyayım? Bayramlar aynı yerde duruyor. Aynı yerde durmayan sensin. Sıkıntı sende. Eskiden bayramların tadı daha bir başkaydı. Bayramlar gerçekten bayram gibi yaşanıyordu. Aileler, kalabalık aileler bir araya geliyordu, toplanıyordu. İşte çocuklar şeker topluyordu. Agama da bana da muhabbeti vardı. Her çocuğun elinde 2-3 tane torba vardı. Kapı kapı gezerdi. Çeşit çeşit torbalar açardı. Bu benim için, bu abim için, bu agam için, bu kadam için diye 3-4 tane torbayla gezen çocuklar vardı. Bayram öncesinde herkes güzel kıyafetler alırdı. Ayakkabılar başucuna koyulurdu. Sabaha kadar uyumazdın. Sabah kalktığında o güzel ayakkabılarını, o güzel kıyafetlerini giyerdin. Şimdi kalmadı. Evet, eski bayramların tadı gerçekten kalmadı. Çünkü insanlar artık bayramları tatil olarak görüyorlar. Haksız mıyım? Bayram tatili 9 gün. Bayram tatili 11 gün olmuş. Hadi güneye gidelim. Hadi Erikli'ye gidelim. Hadi Kıyıköy'e. İğneada'ya yapmıyor muyuz? Yıllar önce dini bayramlardan bahsedeyim. Daha sonra resmi bayramlara geçelim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği bayramlar. Dini bayramlarda Karaeline Karakoçköy'dür bizim dede hoca. Orada bir adet vardı. Bizim çocukluğumuzun da hayal adetiydi. Yani herkes bayram namazına gider. Bayram namazından çıkılır. Bir koşturmaca başlar. Kimsenin eli öpülmez. Bayramlaşılmaz. Hani bazı yerlerde örf adet vardır. İşte komple herkes bayramlaşır. Herkes mezarlığa gider. Önce ölüler ziyaret edilir. Ondan sonra gelinir. Halk ev halkı ziyaret edilir. Konu komşu ziyaret. Yok öyle bir şey. Bayram namazını kıldıysan hak etmişsindir. Bayram namazından çıktığın zaman köyde herkes koşa koşa yaldır yaldır giderdi. İlk silahı ben atacağım. Tüfek atışları yapılırdı. Biz de özenirdik tabii işte. Amcamızın falan dizinde tuttuğu tüfe biz de ateşlerdik. İlk hangi evden çıkacak diye. İşte yok incirin dalını sen kıracaksın, ben kıracağım. Havaya bol bol sıkılırdı. Tabii artık günümüzde bu adet kalktı. Köylerin birçoğu mahalle olduğu için eskisi gibi. O örfü adeti gerçi magandalığa giriyor yani. O da sıkıntılı bir durum. O da tartışılır ama güzeldi de yani. O adet güzel bir adetti. Hiç kimse de o adetten o dönemde ölmedi. Buradan da magandalığa da şey yapmış olmayalım yani. Çok fazla kurcalanacak bir konu da değil. Artık o adet olmadığı için rahat rahat anlatabiliriz. Yıllar geçmiş çocukluk hayali. Tabii gurbete geldiniz yani işte Kapaklı'ya göçmüşüm o dönem. Kapaklı'da yaşıyorum. Hep diyorum ki yani işte ben de büyüyeceğim, çoluğa çocuğa karışacağım. İşte büyüdüğüm zaman amcamlar, dedemler gibi falan filan. Ben de işte bayram namazından çıkışta koşturacağım o silahı ilk ben atacağım falan filan. Bir sene gittim köye. İyi güzel köyde gece yattık sabah işte bayram namazına kalkacağız. Dedim ki sabah ben kalkacağım. Kalkan yok başka. Amcaoğullarına buradan selam olsun. Dedim ki ben kalkacağım. Gerçi ne yalan söyleyeyim. Benim de niyetim namazı kılmak değil, namazdan sonraki silahı atmak. O gene adet kökte kalkmış. Köyde o adet kalkmış. Fakat ben bilmiyorum. Bana da kimse söylemiyor. Abi neyse sabah bir kalktım bayram namazı. Aldır aldır giyindim giyindim falan işte. Güzel yapıldım falan. Yardırdım gittim camiye. Baktım herkes girmiş. Aa dedim herkes yerini almış. Tamam herhalde hani yetiştim falan. Abi gittim bütün herkes caminin içinde. En arka safa oturdum. Selamünaleyküm yaptım. Bir kere herkes döndü bana bak. Böyle yaptılar bir. Hoca amin dedi. İyi bayramlar. Hoppa herkes ayağa kalktı. Tabii kardeşiniz bir şekilde göt oldu. Yani namaza yetişememişim. Namaz bitmiş. Sonradan artık ben yanık bir şekilde geldim. Böyle oturdum. Selamünaleyküm. Aldık havamızı döndük. Ulan bir de eve döndüm arkadaş. Araba silah atma adeti kaldı. O da boşa gitti. O anı da yaşayamadım. O da içimde ukde kaldı yani artık. Yapma şansımız da maalesef kalmadı. Bu da hikayeler, şeyler de hatıralarda geçmişte kalmış bir anı olarak bizde kaldı. Ve buradan da gelelim istiyorum resmi bayramlara. Nerede o eski bayramlardan? Bayramı bayram yapan insanlardır dolayısıyla. İletişim eskiye nazaran her ne kadar daha kolay, daha basite de indirgenmiş olsa. Eskiden mektup vardı, telefonla ulaşamıyordun. Şimdi herkesin götünde cebinde telefon var. Fakat gitmiyor. Kimse kimseye gitmiyor yani. Standart hemen işte iyi bayramlar. Kuğu gölünden geçmiş bakbaklar. Ürküttüm ördekleri. Bayramınız kutlu olsun. Öyle mani. Herkes bir şairane, şairane, şairane. Hani arkadaş, Gökhan'cığım iyi bayramlar diyen bir mesaj görmedim. Hep böyle sanki sanırsın şair olmuş bezemek. Yani olduğu gibi de gönderiyor ve onlara cevap bile vermiyorum yani ekside. Çünkü şahsıma gelmediğini düşünüyorum. Herkese gönderirken bana da yollamış. Hani cuma cemaati vardır ya bizim cumacılar daha perşembeden yapıştırlar. Hayırlı cumalar güller açmış falanlar olmuş filanlar olmuş. Bu hikayeye geldiği için insan ister istemez biraz daha iğreti geliyor. Biraz daha kopuyor. Yanlış mı yapıyoruz? Belki de yanlış yapıyoruz ama o da bana samimi gelmediği için öyle davranıyor. Şimdi gelelim hani bizim halkımız diyor ya TC'yi kaldırdılar. Andımızı okutmuyorlar. Allah kahretsin. Hayırdır? Yıllarca resmi bayram törenlerinden kaçan sen değil miydin? Pezevenk. O İstiklal Marşı sıralarından, andımız sıralarından kaçan sen değil miydin? Şimdi kalkıp yaldır yaldır bağırıyorsun. Diyorsun ki olamaz böyle bir şey. TC'yi kaldırmışlar. Andımızı bak başka şeyleri kaldırmasınlar. Sahip çıkacaksın.
Kesinlikle sahip. Kırklareli'nde Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyoruz. Şimdi okulun bir meydanı var. Ki genelde kardeşiniz o Türk bayrağını tutan ya ben olurdum. Ya da anma törenlerindeki işte Ey Türk Gençliğini okuyan mutlaka gençliğe hitabı okuyan mutlaka o öğrenci ben olurdum. Edebiyat kollarının hep başında olduğum. Fakat bakıyorsun şimdi mesela bizim dönemimizde jöle yasak. Jöle ile gelemezdin. Cengiz Akın değerli hocam buradan ellerinden öpüyorum. Saygılar. Mehmet Karayel yine ona keza bizim atölye hocalarımızda. Kafada jöle varsa abi atölyeye girme şansın yok. Ya da kravat yoksa, ceket yoksa okula girme şansın yok. Yani kapıda mutlaka Cafer Hoca beklerdi. Öyle bir durum söz konusuydu. Onları atlatabilme adına işte bizler de arka kapıdan dolanıp da okula sıvışmanın derdindeydik. Atölyenin önünde çok arkadaşımızın saçı başı bozulmuştur böyle öğretmen tarafından. Saçlarda jöle mi var? Jöle var. Gel bakayım diye. Bir çatırtı çok yemişizdir. İşte şimdi hani bir laf vardır ya. Dün yediğin hurmalar bugün götü tırmalar. Yaşadığımız olay. Bizler bizden önceki bazı nesillerde o sıralardan kaçıp da o sıralara değer vermediğimiz için şimdi andımız okutulmuyor. O sıralara değer vermediğimiz için şimdi TC'ler kaldırılıyor. Kusura bakmayın. Buna zemini bizler hazırladık. O yüzden çocuklarınızı hem gerçek bir Müslüman olarak yetiştirin, dinini güzel öğretin, hem Türklüğü güzel öğretin. Ve çocuklarınız neyin ne olduğunu bilsin. Çanakkale'ye çocuklarınıza Çanakkale'yi mutlaka gezdirin ki neyin ne olduğunu bilsin. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu, nereden neyin geldiğini mutlaka bilsinler. Şu an öyle bir teknoloji çağı içerisindeyiz. Her ne kadar şikayet etsek de biz de alet oluyoruz bu şekilde. Çocuklarımız sanal dünyada büyüyorlar. Ülkenin gerçeklerinden haberleri yok. Ülke nasıl kazanıldı? Ülke için hangi savaşlar verildi? Hangi canlar teslim edildi? Bunlardan ne haberler? Neslimiz maalesef Osmanlı'yı Muhteşem Yüzyıl'dan öğreniyor. Diriliş Ertuğrul'dan öğreniyor. Bakın yok. Artı baktığın zaman hep bir Batman, hep bir Superman gibi süper kahramanlar, bir Spider-Man'ler izlettiriyor. Türk kahramanlara bakıyorsun. Eskiden bir Malkoçoğlu vardı, Kara Murat vardı. Şimdi onlar da kalmadı. En son Türk kahramanı bildiğim kadarıyla Gazman vardı. Yani Türk kahramanı aşağılayan bir karakterdi. Tamam komediydi belki ama abi niye bir Koca Yusuf yoktu? Niye bir pehlivan yoktu? Herifin Rambo'suna bakıyorsun abi. Rambo dünyayı ele geçirecek tek başına. Nasıl kuvvetli pezevenk? Bizde yok mu böyle adamlar? Var. Ama maalesef bizler bunların değerlerini bilmiyoruz. Nerede o eski bayram? Bayram.